Huzurlu Bir Yaşam İçin Vejeteryanlık Programı'na, Supreme Master Televizyonu'na hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli çeşitli sebzelerimiz var. Ama size bugün bir yemek pişireceğim. O da kuru pakla pazı ile. Pişireceğim yemek kuru pakla. Buradaki pakla tabakta gördüğünüz gibi iki kişilik olabilir. İçinde olacak şeyler pakla, yıkanmış pakla. Bunu yıkadım size. Pazı. Zeytinyağı, limon, tuz ve süslemek için de biraz kolandra koyacağım üzerine. Şimdi sizlere göstereceğim bir yemek olacak. Tenceremizi alıyoruz. Paklayı içine koyarım. Pazıyı da içine keseceğim. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Oldu. Bunun üzerine su koyacağım. Örtsün paklanın üzerini ve pazının üzeri örtülü olsun su ile. Ve bunu şimdi koyacağız, pişirelim. Pazı ve pakla yarım saat, bir, üç çeyrek kadar pişer. Şimdi sizlere yemeğimiz pişerken serinletici bir tatlı göstereceğim. İsmi de Sulu Muhallebi. İçindeki ürünler şunlar. Nisaçta iki kaşık kullanıyorum. Bununla ölçtüm, iki kaşık. Su, çiçek suyu ve gül suyu ve şeker. Çiçek suyu burada. Sanırım sizin olduğunuz yerde de alabilirsiniz. Ve gül suyu. Bu da bu. Bu tür lezzeti veren bu tatlıya ve güzel aroma veriyor. Şimdi size göstereceğim nasıl yaparız. Nisaçtığımızı koyduk tenceremize. Ve iki bardak su ölçüyorum. İki kaşığa iki bardak su. Tabii ki daha fazla yaparsanız 4 kaşık koyabilirsiniz, 4 bardak su koyabilirsiniz, 3-4 kişilik, 5 kişilik, 5 bardak su, 5 kaşık nisaçta koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Nisaçta ile suyu karıştırıyoruz ve ateşe getiriyoruz. Ve bunu devamlı karıştırıyorsun sertleşmeye başlayınca o zaman tatlımız hazırdır, tabağımıza koyarız ve soğutuyoruz. Bu biraz zaman alıyor çünkü nisaçta sertleşmesi lazım. Aynı zamanda da çiçek suyunu onun içine katıyoruz. Pişerken güzel tutuyor. Bu 10-15 dakika alabiliyor yani sertleşsin. Nisaçtığımız başladı sertleşmeye ve oluyor gibisi kaynayınca oldu. Gördüğünüz gibi sertleşti ve bunu şimdi tabağa koyacağım ve soğutacağım. Oldu. Gördüğünüz gibi tencere biraz yanıyor, dikkat lazım. Ve bunu tabağımıza şöyle koyuyoruz. Ve böyle düz bırakacaksınız. Soğusun. Sulu muhallebimiz böyle oluyor. Ve soğusun, bir kenara koyuyorum onu. Soğuduktan sonra da buzluğa koyacağız. Sertleşsin tamamıyla. Aynı zamanda yemeğimiz de pişti. Pakla hazırdır. Pazı ile pişti. Ve onu tabağa koyacağım ve size göstereceğim nasıl onu hazırlarız ve sonra da yiyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi paklamız güzel pişti ve pazı da pişti. Aynı zamanda bir sürü var burada. 2-3 kişi yiyebilir bu yemeği. Şimdi buna zeytinyağımızı alıyoruz. Koyuyoruz bol bol zeytinyağı.
İstediğiniz kadar koyabilirsiniz ama tadınıza göre bunu koyabilirsiniz. Hiçbir şey sayılı yapmıyorum. Her şeyi kendi tadınız için koyabilirsiniz yani. Limon suyu koyuyorum. Hep gördüğünüz gibi taze burada ürünlerimiz. Tuz koyuyorum. Tuz da istediğiniz kadar koyarsınız. O size bağlı artık. Nasıl severseniz o kadar koyabilirsiniz. Ve bunları iyice karıştırıyoruz. Ve çok güzel bir vejetaryen yemek hazır sizin için. Sonra da aynı zamanda kolandromuzu alıyoruz. Burada hazır kesilmiş. Üstüne böyle koyuyoruz süslemek için. Ve güzel tat da veriyor aynı zamanda. Aynı zamanda dahi burada zeytinimiz var. Bu yemeğiyle çok güzel gidiyor. Siyah zeytin, yeşil zeytin istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ekmeğimiz burada. Aynı zamanda domates de kesebilirsiniz yanında. İsterseniz. Yanında domates de yiyebilirsiniz. Oldu. Buyurun tadına bakınız. Yemeğimiz hazır. Aynı zamanda da tatlımız soğudu. Onu alıp buzluğa koyalım. Evet, soğudu. Tatlımız iyice soğudu. Muhallebimiz oldu. Buzluktan çıkarttım ve onu size şimdi nasıl yemeğe hazırlayacağımı gösteriyorum. Parça parça kesiyorsunuz ve tabağa koyuyorsunuz. Üstünden şeker ekliyorsunuz. Tadınıza göre istediğiniz kadar şeker koyabilirsiniz. Bence bu kadar iyidir sanırım. Ben biraz şekeri seviyorum ama. Ve burasını da çok seviyorum. Bu renkli rengi katmaya. Gül suyumuz. Sanırım biraz daha gül suyu koyabilirim ona. Çok güzel lezzet ve aroma veriyor. Aynı zamanda buzlu suyumuzu katıyoruz. Bence görünüşü de çok hoş ve güzel. Ve mis gibi, gül gibi kokuyor. İşte serinletici tatlımız hazır yemek için. Ve şimdi diğer yemekleri de getirelim ve size gösterelim. Size bugün kuru pakla gösterdim, pazı ile. Üstünde kolandro var. Aynı zamanda size söyleyeceğim, bunu soğuk yiyebilirsiniz ve sıcak da yiyebilirsiniz. Salatalık olabilir, yanında zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin, ekmekle, domates. Ve muhallebimiz çok serinletici ve çok güzel bir tadı var. Bunu çok seviyorum ben. Gül tadı çok güzel. Umarım beğeniyorsunuz. Umarım bugün pişirdiğimiz yemekleri Kuzey Kıbrıs'tan, Türk mutfağından, kuru pakla ve sulu muhallebimizi beğeneceksiniz. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için Huzurlu Bir Yaşam Vejetaryenlik programında. Lütfen bizimle kalınız. Gelecek program Stud ile takipçileri arasında.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/veg.